Limanlara yakın olan yerlerdeki yangınların ben bilinçli çıkarıldığını düşünüyorum. Biraz ihmalkarlık var gibi düşünüyorum. Yani ormanlarımız bizim milli değerlerimiz. Bu sıcaklardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yangınların en büyük etkeni nedir? Yangınlar konusunda bu sıcaklardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada sıcaklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum ama bunun daha öncesinde yeterli bir hazırlık olması, belki bunların erken safhada engellenmesi de mümkün olabilir. Orman yangını çıkmadan önce gerekli hazırlıkların yapılması, en azından engellenemese bile çıkmasının daha sonradan çok kısa bir sürede kontrol altına alınması mümkün olabilir. Yani bu hazırlıkların tam yapılması belki yapılabilecek en önemli şey burada hazırlık bakımından. Yaz aylarından dolayı güneş ışınlarının camı yansıttığından dolayı çıkmış olabilir veyahut da havanın sıcak olmasından dolayı sigara atıkları, yani izmaritlerden dolayı da bu yangınlar çıkıyor olabilir. Tüm vatandaşların dikkatli olması lazım. Ormanlarımız önemli. Toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Sıcak günlerde ne yapılması gerekiyor? Bunu eğitimde, okullarda öğretmek veyahut da kamu spotlarıyla insanları bilgilendirmek gerekiyor. Şahısların bilinçsizliği, yani nedir? Anız yakıyordur. Veyahut da işte çevrede yanık bıraktığı ateşini işte bırakıp gidiyor, söndürmeden gidiyor. İkincisi kasıtlı yangınlardır. Arsa açmaktır, değişik şey. Yani büyük miktarda da bu deniz kenarlarındaki veyahut da limanlara yakın olan yerlerdeki yangınların ben bilinçli çıkarıldığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili tedbir alınmalı mı? Alınmalı tabii. Tarım Orman Bakanı bu konuda ne yapar? Hiç de bir şey yaptığı yok. Ülkemizin ormanları cayır cayır yanıyor. Allah yardımcımız olsun. Bir kere gece görüş şey olan nedir? Görüş aleti olan, cihazları olan yangın söndürme helikopterlerinin hazırda bulundurulması lazım. Yangın söndürme uçaklarının. Bu konuda nedir? Yardımcı olan itfaiye, yan kuruluşların teyakkuzda olması lazım. Uyarıcı sistemleri olacak. Vatandaş bilinçli olacak. Bunlar tedbir alınırsa olmaz, yanacak elbet. Yanacak ama buna karşı en büyük şey nedir? Tedbirini almaktır. Çünkü küresel ısınmayla beraber ne yapıyor? Orman yangınları da artacak. Ama maalesef ülkemizde ne ormanın kıymeti biliniyor, ne tarım arazisinin kıymeti biliniyor. Hurda haş kullanıyoruz. Nitekim Kayseri'de de depremde şeyini gördük. Nedir o? Dikey mimari dediğimiz, dikey yapılaşma. En büyük tehlikeyi de bu dikey mimari gördü. Dikey mimariye ağırlık verdiler. Memleketin tarlalarını imara açtılar. Velhasıl kelamda belamızı bulacağız bu gelişle. Güvenlik önlemleri alınabilir aslında. Bir ormanlara güvenlik konulabilir, kontrol altında. Çünkü kimse olmadığı için rahat hareket edebiliyorlar. O yüzden. Bilinçli de yapıyor olabilirler yani. Aynen. Evet, ben öyle de düşünüyorum. Biraz ihmalkarlık var gibi düşünüyorum. Yani ormanlarımız bizim milli değerlerimiz. Hepimiz bir vatandaş olarak ormanlarımızı korumamız lazım diye düşünüyorum. Artık yani biz burada olduğumuz için pek de sebebini bilmiyorum ama yani umarım bir an önce orman yangınlarımız son bulur ve ağaçlarımız ülkemize kazandırılır bir şekilde. Fidanlar dikimi falan olur, bir şeyler olur. Yani toparlanacağımızı düşünüyorum. Yani tüm Çanakkale halkına da geçmiş olsun. Umarım böyle üzücü haberlerle de bir daha karşılaşmayız. Ağaçların kesilip böyle inşaat gibi faaliyetlerde bulunulduğunu görüyorum. Yani bu beni çok üzüyor gerçekten. Yani ormanlarımız, ağaçlarımız bizim için çok önemli. Yani aldığımız nefes su bu. Yani tamamen kaynağı ağaçlarımız aslında. Bence bu ağaçların korunması, ormanların korunması bir yani devletin kesinlikle bu konuda el atması lazım. Katı kurallar koyması lazım. Yani kim sebep oluyorsa, yani gayri ihtiyar ya da kasıtlı yapan da o varsa şayet, yani cezaların biraz daha arttırılması gerektiğini düşünüyorum ki yani insanlarımız, yani düşmanlarımız daha doğrusu, yani ağaçlarımıza dokunamasın. Yani o şekilde. Bence dikkatsizlik biraz. Biraz da temizlik önemli. Eline geçen cam kırıntılarını onları atınca ne yapacak? Güneşin bu sıcaklardan dolayı mercek görevini gördüğü için yangında bu şekilde çıkıyor. Ona biraz daha dikkat etmemiz lazım. Yani
oturduğumuz, kalktığımız yerleri temiz bırakmamız lazım. Yangınlar da en azından biraz daha engellenmiş olur. Vallahi aslında hiç iyi şeyler düşünmüyoruz tabii. Yani ülkemiz için iyi bir şeyler değil. Ben üzülüyorum. Yani orada olan canlılar, ölen canlılar, ne bileyim işte yeşil doğa bitkimizin, örtümüzün kaybolması. Ha bunların hemen biraz kasıtlı olduğunu düşünmüyor değilim yani durup dururken. Hep yılın belli dönemlerinde böyle şeylerin çıkması çok tuhaf ve üzücü bir şey yani. Üzülüyorum gerçekten. Bence her şey eğitime dayalı bir şey ya. Eğitimli olmak lazım. Yani mangal yapılmaması lazım veya yani belli alanlarda mangal yapılırsa da hani söndürülmesi lazım. Bu tür şeylere dikkat edilmesi lazım insanlarımızın. Eğitim her şey. Bana göre eğitimle alakalı bir durum.